Kelam dinleyicimizin diğer bir sualine. Cuma namazı ve bayram namazı. Cuma namazı kadınlara farz mı? Kılınması lazım, gidilmesi lazım falan diyorlar. Tabii insanlar fıkıh kitaplarını okumaz. Kendi kafasına göre böyle dinini anlatmaya kalkacak olursa. Geçen bir dinleyicimizin birisi yayından sonra arıyordu. Dedi bir çocuklarım dedi böyle dedi şey yapıyor dedi. Benimle de münakaşa ediyor. Senin delilin ne? Ben de onlara söylüyorum. Sizin deliniz de işte biz işte gidiyoruz. Bir hoca var o anlatıyor bize. O ayetten söylüyor falan. Ayetten söylüyor. Ya. Ayetten söylüyor. Gidin bakalım ona bir sorun bakalım. Bir ayetten söylesin bakalım bir kadınlara cuma namazının emredildiğine dair bir ayet-i kerime var mı? Bayram namazı kılmaları lazım geldiğine dair bir ayet-i kerime göstersinler bakalım var mı? Öyle her şey ayet-i kerimeye bağlıyorsa. Veya ayet-i kerimede bulamadı. Bulamayınca sıkışıyor. Bu konuda hadis var diyor. Kadınların cuma namazı kılması ve kadınların bayram namazı kılmasıyla alakalı olarak bir hadis-i şerif var mı? Yok. Şimdi zannediyorlar ki bunlar işte mezhep imamları böyle kafalarına göre oturmuşlar. Bin yıl uydurma. Olur mu öyle şey ya? Mezhep imamları İmam Azam Ebu Hanife radıyallahu teala ayet-i kerimedeki ve hadis-i şerifteki bildirilenleri bize nakletmişlerdir. Ha onlar bizim için tercihlerde bulunmuş, ayıklamışlar, bulmuşlar, koymuşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazen bir konuda birkaç tane tercihi yaptığı şeyler olmuştur. Birkaç şekilde yapmıştır aynı meseleyi. Ya bunlardan birisini tercih edeceğiz. Hangisini, nasıl yapacağız? İşte bizi bu zahmetten kurtarıvermişler. İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu anh, İmam Malik, İmam Şafii, İmam Ahmed bin Hanbel rahmetullahi teala aleyhi ve ecmaîn. Dolayısıyla dört mezhepte de kadının cuma namazı kılması farz değil, bayram namazı kılması da vacip değil. Zaten Hanefi mezhebinde bayram namazı vaciptir. Diğer üç mezhepte de müekked sünnettir.